Herkese merhabalar. Tekrardan Volkswagen Acarlar'a geldik. Umarım keyfiniz yerindedir. Şimdi Golf 8'in en son, en üst paketi R-Line. R-Line'ı inceleyeceğiz. Bakalım R-Line bize neler sunuyor. Golf R-Line, Golf 8 R-Line. Ya bu şu anda C segmentinin bence işin sonu. Mükemmel bir araç. Aracı anlatmaya başlıyorum şimdi. Direkt bütün paketleri hatta söyleyeyim. Ondan sonra yavaş yavaş aşağı paketten, yani Impression'dan R-Line'a doğru anlatayım ne özellikler var. Genel olarak şunları söyleyeyim. Impression pakette LED farlar ve LED gündüz sürüş farı, LED stop lambaları, 10 inçlik dijital gösterge paneli, 8.25 inçlik medya paneli, anahtarsız çalıştırma, hız sınırlayıcı, dijital klima, tek bölgeli, önde ve arkada 2 USB bağlantısı, 16 inçlik alışımlı jantlar bizi karşılıyor. Şöyle Life pakete geldiğimiz zaman, bu Life paket, Impression paket maalesef şu an burada yok. Life paket araca gelecek olursak ekstra olarak ne var Impression'dan farklı olarak? Hız sabitleyici geliyor, dış ambiyans aydınlatma geliyor, iç ambiyans aydınlatma geliyor, 10 tane renk var. Ondan sonra otomatik yanan farlar geliyor, kablosuz şarj özelliği geliyor, App Connect özelliği geliyor, sürücü ve yolcu koltuk ısıtma geliyor, anahtarsız giriş geliyor, otomatik kararan iç dikiz aynası geliyor, giriş geri görüş kamerası, ön arka park mesafe sensörü geliyor. Style pakete geçecek olursak ekstra olarak neler geliyor? İç ambiyans aydınlatması 10 renkten 30 renge çıkıyor. Yani bu araçta 30 tane iç ambiyans aydınlatma rengi var. Ondan sonra LED ön, radyatör aydınlatma, elektrikli katlanır ayna, karartılmış arka ve arka yan camlar, pencere altı parlak krom şerit geliyor. Ve 17 inçlik bir jant lastik burada bizim karşımıza çıkıyor. Şöyle jant lastiği de göstereyim. Impression ve Life pakette 16 inç. Style ve R-Line'de 17 inç jant lastik bizim karşımıza çıkıyor. R-Line'de Style'a ek olarak neler geliyor? Dinamik direksiyon, sürüş profil seçimi, R-Line tasarım ekipmanları ve 17 inçlik bir jant. Yine aynı 17 inç. Fakat R-Line'in 17 inçlik jant lastiğini görüyorsunuz. Daha da sportif duruyor Style'dan. Şöyle yandan göstereyim Style'ı. Şöyle anahtarını da göstereyim size. Anahtarı da gerçekten çok şık. Şimdi R-Line'ı anlatmaya başlıyorum. Şöyle gelecek olursak şu standart özellikleri görebilirsiniz. Emisyon değeri B bu arada 1.0 motorların A, 1.5'lerin B diye çıkmış. Şu şekilde göstereyim. Okumadan geçeceğim çünkü fazla zamanınızı almak istemiyorum. Siz durdurup burada bakabilirsiniz özelliklere. Burası da bu şekilde. 17 inçlik jant lastik var. Style'da da 17 inçlik jant lastik vardı. Fakat R'daki 17 inçlik jant lastik gördüğünüz gibi çok daha sport duruyor. Şöyle göstereyim hatta. Gördüğünüz gibi bu jant lastik daha sport duruyor. Ayrıca bu araçta IQ LED sistemi var. IQ LED sistemi ne işe yarıyor diye soracak olursanız, viraja girdiğiniz hem daha güzel bir aydınlatma sunuyor, hem de viraj, hani hem de o farlar sizinle birlikte viraja bakabiliyor. Gerçekten IQ LED çok güzel bir sistem. Şurayı şöyle açtım. 380 litrelik bir bagaj açma var burada. Şurada 12 voltluk bir giriş görüyoruz. Buraya mini buzdolabı falan koyabiliriz. Kollayama da görüyoruz. Yani oradan buraya ulaşabiliriz. Bagaj bu şekilde 380 litre gayet güzel bir bagaj hacmi var rakiplerine göre. Spoiler çıtası bu şekilde, spoiler bu şekilde. Şöyle baktığımız zaman da difüzör farkını zaten R-Line, komple R-Line body kit'i anlayabiliyoruz diğer araçlardan farkını. Evet, mesela difüzörü görüyorsunuz, egzoz çıkışı gibi gözüküyor fakat direkt plastik koymuşlar, R-Line'in o şekilde değil. R-Line difüzör ve egzoz çıkışını görüyorsunuz. Gayet güzel olmuş. Mesela buraya kadar devam etmiş şu hat. Ondan sonra şu araçta mesela o şekilde devam etmiyor. Oraya kadar devam etmiş ve egzoz çıkışları daha gerçekçi olmuş. İkili ikili koymuşlar. Bu koltukların şu yan tarafları alkantara, buralar kumaş. Ön tarafta alkantaraya daha fazla önem vermişler. Şurada gördüğünüz gibi buralar dokunmatik. Bu şekilde. Şurada şöyle detaylarımız var. Şurada giysi asmak için gözümüz. Şurada iki tane gözümüz sağlı sollu. Burada da bir adet büyük gözümüz var. Klima menfezlerimiz bu şekilde yatay. Sıcaklık soğukluğu buradan ayarlayabiliyoruz. Aşağı doğru baktığımızda iki adet USB-C girişi var. Burası bu şekilde. Şurada mesela o alkantara benzer yapıyı mesela burada da görüyoruz. Ondan sonra 30 adetlik ambiyans aydınlatma rengimiz burada devam ediyor. Ön konsolda da var. Mesela kırmızı olduğu için ön tarafta kırmızı gördüğünüz gibi. Burası bu şekilde. Kadife bir yapı yapmışlar. Buradan gelecek kötü sesleri de engeller. Malzeme kalitesi buralar sert. Fakat şuralar gayet yumuşak. Burada bir adet
Kol dayama var, biraz sert. Mesela buralar Alcantara. 2 adet içecek gözümüz var, kol dayama. Bu şekilde isterseniz buradan da bagaja ulaşabilirsiniz. Şu şekilde. Burayı böyle kapatalım. Şuralar Alcantara çok güzel. Arka koltuk bu şekilde. Ya bu aracın ön koltuklarına aşık olacaksınız muhtemelen. Şimdi ön koltuğa geldim. Yükseklik alçaklığı buradan ayarlıyoruz. Sırt bölmesine, yani sırt ileri geri ayarını şuradan ayarlıyoruz. Direkt koltuğun ileri geri ayarını buradan ayarlıyoruz. Burada karbon detayı görüyoruz. Karbon detay olması aracı daha da sportif hale getirmiş. Çünkü sportif deyince akla ne gelir? Direkt karbon detaylar gelir. Mesela o kırmızı rengi, kırmızı ambiyans aydınlatmasını şurada da görüyoruz. Ondan sonra buralarda devam ediyor. Komple devam etmesi benim hoşuma gitti. Şu kapıyı güzel kapatınca ekranını göreceğiz. Ekranda bu şekilde kırmızı renk. İsterseniz 30 tane renk arasından tercih yapabilirsiniz. Farlarımız, far yapımız bu şekilde. Ondan sonra şuraya baktığımız zaman arka cam kilidi burada. 4 cam ayarı burada. Sağ sol ayna ayarı burası. Ondan sonra şurası da aynı bu yaptığında ayna motoruna çekerek, yani şu şekilde çekerek ayna motorunu aktif hale getirebilirsiniz. Bu da buğuyu önleyecektir. Buradaki mandal da direksiyonun yükseklik ve alçaklık ayarını yapmamıza yarıyor. Şimdi mesela burada renk yok gördüğünüz gibi. Hiç tuşa basıyorum. Farkında mısınız? Tık tık diye ses de gelmiyor. Ya basılmıyor, fakat şöyle yaptığım an, böyle yaptığım an buralara basabileceğim artık. Şuraya doğru geldiğimiz zaman karbon detayları görüyorsunuz. Şuralar gayet yumuşak. Dörtleri buradan yakabiliyoruz. Dörtlüğü yaktık mesela. Şöyle ön tarafa geçeyim. Dörtleri yakıp. Kayan farları görüyorsunuz. Gayet güzel duruyor. Ondan sonra arkaya bakalım ve arka nasıl? Arka tarafta kayıyor. Gördüğünüz gibi. Gayet şık duruyor. Şöyle aşağı doğru geldiğiniz zaman iki tane USB-C girişi görüyorsunuz. Burada da kablosuz şarj var. Klima menfezlerimiz yatay. Sunroof falan da dokunmatik bu arada. Yani şu şekilde buraları da açıyorsunuz. Fakat şu an şu kapıyı açıp kapattığım zaman olabilecek bu. Aynen, mesela şu an kapıyı açıp kapattıktan sonra bu şekilde dokunmatik kontrol edebiliyoruz. Sunroof da dokunmatik bu arada. Şöyle açtığımız zaman yukarıdaki ışık beyaz. Her aracınki beyaz artık Volkswagen'de. Torpido'ya şimdi. Torpido paketler arasında bir fark yok Torpido'da. Koltuk yapısına gelelim be. Koltuk yapısı gerçekten çok güzel. Buralar kumaş. Styling'i suni deriydi. Bununki kumaş. Yan taraflar Alcantara. Şuraya doğru geldiğim zaman buralar Alcantara. Koltuk zaten mükemmel. Koltuk hakkında zaten konuşmaya gerek yok. Gerçekten çok güzel koltuk. Buralar kumaş. Ondan sonra atladığım herhalde bir şey yok. Buraya baktığımız zaman start stop, park, vites yapımız, el frenimiz, yokuş kalkış desteğimiz, iki tane içecek gözümüz şurada bu şekilde, kol dayama gözü. Kol dayamayı mesela style'de kumaştı. Bunu artık deri yapmışlar gördüğünüz gibi. Kol dayama da gerçekten gayet güzel. Direksiyona baktığımız zaman şurada mesela direksiyon ısıtmayı falan görebiliyorsunuz. Bir sabitleme. Burada herhalde söylemeyi unuttuğum bir şey yok. Karbon detaylar gerçekten güzel duruyor. 30 adet ambiyans aydınlatma rengi. Koltuklar, buralar Alcantara, buralar kumaş, kol dayama deri, viteslerimiz o şekilde, parkımız, auto hold'umuz, yokuş desteğimiz, buralar bu şekilde. Ondan sonra ya şuralar mesela normalde tık 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 ses çıkıyor bununla, ama şu an çıkmıyor. Neden? Direkt aracı çalıştırdığımız zaman şuradan tık 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 sesler çıkacak artık. Fare yapımız bu şekilde. F1 kulakçıkları da görüyorsunuz, gayet güzel. Bakın bu arada bel desteği yok yok diyordum. Varmış. Şuradaymış bel desteği. Şu çubuğunda bel desteği olduğunu anladım. Yani şu an mesela gidiyor. Geliyor. Şu an açık bel desteği. Motor sistemi de bu şekilde. 1.5 TSI. Geri görüş kamerası, ön arka park mesafe sensörleri. Yani impression paketi yok. Maalesef impression paketi yok. Life, Style ve R-Line'da geri görüş kamerası, ön arka park sensörü bizi karşılıyor. Koltuğu gerçekten çok güzel ya. Ben normalde böyle koltuğu şeysiz kullanamam. Koltuğu kılıfsız kullanamam. Korkarım bir şey dökülür, bir şey şey olur falan filan diye. Çok temiz kullanırım. Fakat şöyle bir araç alırsam kesinlikle koltuğa kılıf koymam. Yani kendi koltuğu belki sağdakiyle arka tarafa kılıf koyarım, fakat kendi sürüş koltuğuma kılıf koymam. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Araç bu şekildeydi. Burası da gerçekten bayağı dolu şu an.
yavaş yavaş bitirişe geçeyim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım doğru bilgiyi size doğru bir şekilde aktarabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız da sevinirim.